Evet, Doğu Guta günlerdir gündemimizde. Bombardıman altında siviller katlediliyor. Doğu Guta'da bomba sesleri kesilmişti. Geçtiğimiz dilimde sizlerle paylaşmıştık. 5 saatlik bir ateşkes ilan etmişti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararla. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla bu 5 saatlik ateşkes uygulanmaya başlamıştı. Ama çok geçmeden hemen ardından yine gelen bir haber. Şu anda da ekranlarınızda görüyorsunuz. Esad rejiminin ateşkesi bozuldu yönünde. Yani yeniden vurmaya devam ediyor. Esad rejimi şu anda Doğu Guta'yı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 5 saatlik ateşkes ilan edilmişti dedik. Şu anda gelen bilgiler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına ve Rusya'nın ateşkes ilanına rağmen Esad rejiminin Doğu Guta'ya saldırdığı yönünde. Putin'in talimatı doğrultusunda yerel saatte 9 ile 14 arasında saldırılara ara verilmişti ama Anadolu Ajansı Esad rejiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve Rusya'nın ateşkes ilanına rağmen Doğu Guta'ya saldırdığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı 5 saatlik ateşkes kararının ardından bölgedeki sivillerin tahliyesi için de insani koridor açılacağını duyurmuştu. Kremlin'den yapılan açıklamada Suriye ordusunun da ateşkese uyacağı belirtilmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ayrıca Doğu Guta'daki sivillerin tahliyesi için bir insani koridor açılacağını da belirtmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi cumartesi günü 30 günlük ateşkes kararı almış ama ateşkesin ne zaman başlayacağı net olarak belirtilmemişti ve şu anda gelen bilgiler, Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgilere göre Esad rejimi ateşkesi bozdu. Ateşkese rağmen Doğu Guta'ya yine saldırı düzenledi. Bakalım nasıl tepkiler gelecek, bunları da paylaşacağız.